Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz aslında hayati bir konu. Her birimizin yaşadığı fakat görmezden gelmiş olduğumuz konulardan bir tanesi. Sinirli olduğumuz durumlar olabilir. Kızdığımız anlar olabilir. Hani bir söz vardır. Sinirliyken konuş. Göreceksin ki en pişman olacağın kelimeyi, konuşmayı ya da anı yaşayacaksın diyerekten. Evet. Genelde bir sinir anıyla en sevdiklerimizi kırarız ve ardından ne kadar pişman olsak da kırdığımız kalbi tekrardan kazanamayız. Bugün işleyeceğimiz konuların en başında sinirliyken ihtiyacımız olan şeyi karşımızdakine nasıl anlatırız olacak. Çoğumuz sinirlendiğimizde ne yapacağımızı şaşırırız. Hatta ağzımızdan çıkan kelimeler sonu belli olmayan bambaşka yerlere götürebilir. İletişim, sağlıklı verimli bir ilişkiyi sürdürmenin temel şartıdır. İlişkiye yönelik yaygın ve tehlikeli tuzaklardan biri de onu yavaş yavaş yok eden, eşitilmeyen sorunlardır. Maalesef karşımızdakiyle kavga etmeden hislerimizi duyurmanın ve ihtiyaçlarımızı gidermenin yolunu bilmiyoruz. Söylemesi yapmasından kolay olsa da sinirden köpürdüğünüzde bir köşeye oturup size neler olup bittiğini düşünmeniz gerekiyor aslında. İşte size hislerinizi duyurmanızı, ihtiyaçlarınızı gidermenizi ve sorunlarınızı yapıcı yönde çözmenizi sağlayacak yollardan bahsedeceğim. Bununla ilgili dört tane bir yolumuz var. Birincisi sınır koymak yani sınır koyun diyoruz. İkincisi harekete geçmeden önce muhakkak düşünün. Hani atasözümüz vardır ya 40 kere düşün bir kere söyle diye. Üçüncüsü mutlaka söyleyin. Yani içinizi tutmayın. Fakat pozitife çevirerekten söyleyin. İleriki çekimlerimizde bu söylemekle ilgili birkaç teknikle çalışacağız. Evet, dördüncüsü <laughs> barış yapmaktır. Barış yaptığımızda insanlarla kavga esnasında bitmiş olan şeylerimizi pozitife çevirmizi sağlayacak ve kabullenmeye yaşayacağız. Gelin şimdi bunları. Bir, bir bir inceleyelim. Birincisine demiştik, sınır koymak gerekiyordu. Evet, her şey yolundayken herhangi bir sorunu çözmeye yönelik sınırlarınızı belirleyin. Sınırlar size yardım eder. Yıkıcı gördüğünüz davranışlarda bulunmanızı mutlaka engeller. Bunlar sizin ya da karşınızdaki insanın iletişim sürecine zarar vereceğini düşündüğünüz her şey olabilir. Taraflardan biri kızgınlıkla bağırmaya, diğer de küfretmeye ya da kırıcı sözler söylemeye dair sınırlama getirmişlerse ikisi de kabul edilmelidir. Anlaşmazlıklara yönelik oluşturduğunuz temel kuralları çiğnememek uzun vadeli ve yapıcı iletişim kurmada önem taşır. Aslında burada eklememiz bir, gereken bir nokta daha var ikinciye geçmeden evvel. Biz genelde ön yargılarımızla hareket ederiz veyahut da çevremizdeki yetersiz insanların yetersiz düşüncelerine referans yapıp karşımızdaki kişiyi kırmada kullanırız. Hani bir söz vardır her gördüğüne ve her duyduğuna inanma diye. Bunlara dikkate alacak olursak eğer standart psikolojik ya da iletişimsel tekniklerin daha üst seviyesinde bir sul yaşarız. Evet ikincisi harekete geçmeden önce mutlaka düşünün. Kendinizi kızgın ya da kırgın hissettiğinizde karşınızdaki insanı suçlamak kolaydır. Suçlamak yalnızca daha çok acı ve kızgınlık ile sonuçlanacaktır. Hemen şimdi kendinizi nasıl hissettiğinizi ve neye ihtiyaç duyduğunuzu açık seçik ortaya koyun. Ne hissettiğinizi ve bunun nedenini düşünün. İstiyorsanız her şey kağıda dökün. Bir bir yazın. Lütfen bunu asla ihmal etmeyin. Çünkü yazdıkça düşünme de artacaklar. Çünkü arkadaşlar iletişim, görsel, eşitsel, kinetizlikse şayet bu süreçlerimizde görsel olaraktan konuyu bir görüyoruz. Eşitsel olaraktan yazdığımızı yine okuyabiliyoruz ve kinestik olaraktan yazdığımızda bu duygu daha da filtreden geçirerekten söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi? Hani bahsetmiştik ya atalarımızın söylediği gibi kırk düşün bir kere söyle. Bunu bir süreçte yeni tekniklerle uygulamış oluruz. Bu sürece kendinizi serbest bırakmakla başlayın. Bu, bir kısım enerjinin dağılmasına yardımcı olur. Hisleriniz konusunda kendinize açıklık getirin. Sonra ne ihtiyacınız olduğunu odaklanın. Bu durum hakkında kendimi daha iyi hissetmem için ihtiyacım olan şey nedir? İhtiyaçlarımın karşılanmasını nasıl sağlayabilirim? Kişinin yaşamınıza kattığı güzel şeylerden bazılarını hatırlamak her zaman yararlıdır ve ihtiyaçlarınızı anlatırken sevgi dolu bir noktadan hareket etmenizi sağlar. Bir konuda şu vardır. Biz bunu genelde ilişki yönetiminde kullanırız. Eşler belli bir kavgalardan ya da iletişim kopukluğundan bize danışmanlığa geldiklerinde, danışmanlık almaya geldiklerinde söylüyorum. Genelde tüm kavgalarını dile getirirler. İşte bana şunu yaptı, şöyle yaptı, daha önce şunu söylemişti, daha evvel bunu söylemişti diyerekten. Yani arkadaşlar 20, 30, 40 bazen 50 yıl evli kalmış olan insanlar ufacık bazı olaylardan yani 50 yıl boyunca 50 tane çıkaramazlar. 5 tane gözlerine batan problemi 50 yıllık tüm mutluluklarını silerekten öne bu 5 tane sorunu korlar. Evet, üçüncüsü ihtiyaçlarınızı mutlaka söyleyin. Kendinizi karşınızdakine anlatma zamanı geldi. Unutmayın. Bu yalnızca hislerinizi duyurmak ve ihtiyaçlarınızı gidermekten ibaret. Kişiye sizinle konuşup konuşamayacağına sorun. Ona derdini anlatabilmesi için yeterli zamanı tanıdığınızdan emin olun. Kişiye onu anladığınızı söyleyin. Bu aslında karşınızdaki kişiyi rahatlatmaya yardımcı olur ki bu da sizi gerçekten dinlemesini sağlar. Unutmayın, burada önemli olan İhtiyaçlarınızı gidermektir. Kendinizi nasıl hissettiğinizi söyleyin. Şu anda çok kızgın ve kırgınım. Üzülüyorum. Kendimi önemsizmiş gibi hissediyorum. Gibi. Ve bunun gibi sert kaçmayacak, insanların kalbine kırmayacak şekilde kendi arzu halinizi anlatacak tarzda anlatın. Neye ihtiyaç duyduğunuzu söyleyin. Benim sakin konuşmama ya da sakin konuşmaya ihtiyacım var gibi. Kişiden destek vermesini isteyin. Bu gerçekten önemli. Ve bu gerçekten benim için önemli olduğu kadar sana da geri bildirisi daha önemli olacağına inanıyorum gibi sözcükler kullanabilirsiniz. Veya bunu benim için yapabilir misin? Evet, pek çok durumda bu süreci izlersiniz. Kişi ihtiyaçlarını karşılamaktan ve karşılamaktan aşırı mutlu olacak ve gerektiğinden fazla destek vermeye çalışacaktır. Sesinizi duyurduğunuzu hissedersiniz ve tartışma muhakkak çözülecektir. Evet, dördüncü konumuz. Barış yapın. Hislerinizi yeniden kontrol edin ve kendinizi hala kızgın ve kırgın hissedip hissetmediğinize karar verin. Öyle hissediyorsanız muhtemelen daha farklı bir şeyler olup bitiyordur ve sürecin tekrarlanması gerekir. Kendinizi hala kızgın hissediyorsanız bu gerçekten kızgınlık duygusu mu? Kendinizi iyi anlamaya çalışın. Evet, bir madde daha eklemek isterim. Yani bir beşinci madde koyalım isterseniz buraya da. Buna da kabul edin diyelim. Kabullenmek. Evet, birkaç gün sonra sorunun çözüldüğünden emin olmak için kendinizi ve karşınızdakini yoklayın. Kişi ihtiyaçlarınızı istediğiniz biçimde karşılıyorsa bunu kabul edin ve verdiği desteği sizin için ne kadar önemli olduğunu söyleyin. Değerli arkadaşlar, her insan sizin düşündüğünüz gibi düşünmeyebilir. Her insanın kapasitesi ayrıdır. Yani sizin kendi beklentilerinizi karşınızdakine süreç vermediğiniz durumlarda karşılık beklemesine o kadar fazla bir beklenti içerisinde olmayın. Bu yaklaşım söz konusu davranışı pekiştirir ve ihtiyaçlarınızın karşılanmaya devam etmesini sağlar. Bu adımlar iletişiminizi daha iyi bir noktaya getirecektir. Unutmayın, alıştırma yapmanız gerekecektir. Enerjiyi tüketen, savunmaya dayalı ve yıpratıcı kavgalar olmadan ihtiyacınızı gidermenin ne kadar harika olacağını bir düşünün. Ve mutlaka insanlara kavgadan daha çok. O kavgaların neler doğuracağını ve size ne şekilde geri döneceğini, pozitif negatif mi olduğunu düşünmeden asla insanlarla tartışmaya girmemeye çalışın. Hepinize Eğitim Konfederasyonu olaraktan mutlu ve sağlıklı günler dilerim.